Sabah ezanları ile güne başlar güzel ülkem. Önce din der, bayrak der, vatan der. Sahip çıkmak için tüm değerlere hızlı, erken öğrenmek ister gündemi, gerçekleri. İşte tam bu sırada biz devreye gireriz. Doğruyu söylemek, yalanları deşifre etmek için. Dakikalar, saatler, günler, hatta yıllar geçiririz ekranların karşısında. Çalışır, mücadele ederiz. Zor zamanlar gelir, fedakarlık yaparız. Yıpranırız, yoruluruz ama asla kırgınlık göstermez. Dinimize, milletimize, vatanımıza olan hizmet sevdamızdan vazgeçmeyiz. Çünkü seviyoruz sizi, seviyoruz ülkemizi, milli ve manevi değerlerimizi. İşte tüm bu değerleri korumak için, yeniden yeşertmek için geçiyoruz ekranların karşısına. Sizler için okuyoruz, sizlerle yorumluyoruz. Vakit geçirmek için değil, hayatı öğrenmek için her sabah saat 9'da TM TV'deyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kıymetli FM TV izleyenleri, yine bir pazar sabahı sizlerle birlikteyiz. Saatler 10.00 gösterirken FM TV ekranlarında sizler için burada bulunuyoruz kıymetli izleyenler. Kıymetli Masum Bayraktar hocamızın sohbeti şereflerini dinledik. Bir takım bir Ramazan-ı Şerif ve bayram Ramazan bayramı akabinde sohbet-i şeriflerde başlamış oldu kıymetli izleyenler. Bizler de sohbetten sonra böyle manşetten metin programıyla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Mevla Teala öncelikle dinlemiş olduğumuz sohbetlerden alabildiğimiz kadar nasihat alabilmeyi, feyizimizi, bereketimizi arttırabilecek nasihatlere kesinlikle kulak ardı etmeyip onlara sahip çıkabilmeyi, salih ameller işlemek için mücadele edebilmeyi cümlemize nasip eylesin diyoruz. Ve tabii ki de bugünümüzün de mübarek olmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizi de Rabbimizin selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, muhafazası sizlerin, bizlerin, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Evet, şimdi kıymetli izleyenler, bugün başlıklar önemli. Birçok gazetedeki başlıklar var. Onları sizler için toparladık. Önemli gündemler var. Bunları değerlendireceğiz ama tabii ki yine yüreğimizi... Özür diliyorum. Yine yüreğimizi yakan... Yüreklerimizi sızlatan, nasıl olabilir böyle şeyler dediğimiz haberlerle, başlıklarla karşı karşıya kalacağız. Yine tabii ki o acı haberleri okumak zorunda kalacağız kıymetli izleyenler. İslam alemi son 100 yıldır hatta 200 yıldır zaten kan revan içinde. Bunun için ayrı bir yüreğimiz yanıyor. Ama işte bu İslam aleminin içerisindeki anlaşmazlıklar, İslam alemin içerisindeki çatışmalar, içeriye atılan bu fitneler, fesatlar bunlar tabii ki çok daha fazla bu yanan yüreğimizi kıymetler yakıyor. Bu da acı bir maalesef gerçek. Hepimizin gerçeği bu kıymetli izleyenler. Hepimiz bunun düzelmesi için dualar ediyoruz, ümit ediyoruz, umutlanıyoruz. Her seferinde bir yani kıvılcım çıksa bu konuyla ilgili bir kıvılcım bulabilsek o bile bizi ümitlendiriyor. Çünkü yüzyıllardır yani 100 yıldır 200 yıldır belki de İslam alemi bu zulmü çekiyor. Sadece İslam alemi değil insanlık maalesef birilerini barbar diyerek birilerini yani insanlıktan çıkmış gibi gösterip aslında kendileri insanlıktan çıkarak insanları sömürenlerin maalesef zulmü altında. Tabii ki bunlar da çok çok daha fazla yüreğimizi yakıyor. Ama tabii ki hepimizin bir sorumluluğu var. Hepimizin gücünün yetebildiği kadar bir kapasitesi var. O yüzden belki dünyanın her yerine, her mahallesine ulaşamayız. Belki dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım elimizi uzatamayız. Veya dünyanın her yerindeki sorunlara çözüm biz olamayız belki ama en azından kendi mahallemizde, kendi ülkemizde yani en azından buralarda huzuru, barışı yani kardeşliği, güzelliği sağlayabilsek gerçekten ve gerçekten işte o zaman hani hep diyoruz ya mutlu mesut bir hayat işte gerçekten mutlu mesut bir hayat işte o zaman olacak. Belki bugün maddi imkanlar vesilesiyle mutlu olabiliriz.
mesut olabiliriz veya maneviyatımız kuvvetlidir. Yine mutlu ve mesut yaşıyor olabiliriz ama bir komşumuzun maddi veya manevi sıkıntı içerisinde olması veya mahallemizde birinin veya ilçemizde, ilimizde birinin veya Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye'deki kardeşlerimizin herhangi bir tanesinin maddi ve manevi sıkıntılarından dolayı ne oluyoruz? Kendi durumumuz ne kadar iyi olsa bile onun acısını biz de yaşıyoruz kıymetli izleyenler. Şimdi tabii ki konularımızın arasındaki en önemli iki başlık dedim ya, anlatmaya çalışıyorum. Yani ülkemizde yaşanan olaylar her ne kadar biz yani maddi ve manevi durumumuz iyi olsa da bizi etkiliyor. Birincisi tabii ki 40 yıldır, 45 yıldır belki de daha bunun altyapısına baktığımız zaman çok daha geriye gidebiliriz. PKK terör örgütünün ülkemizde yapmış olduğu katliamlar, ülkemizde sivillere karşı yapmış olduğu hainlikler, askerimize, polisimize, bu milletin evlatlarına yani karşı yapmış olduğu hainlikler. Bugünkü başlıklarda maalesef yine bunu okumak zorunda kalacağız. PKK terör örgütünün yine sivilleri hedef aldığını göreceğiz ki illaki az çok haberiniz vardır konularla ilgili. İkincisi ise buradan başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Bu işin arkasında kim varsa, bu işin buralara gelmesine vesile kim varsa Rabbim onları bildiği gibi yapsın. Bizim buradan onlara duamız anca bu olabilir. Rabbim onları bildiği gibi yapsın. Ne o? Suriyeliler konusu. Bakın Suriyeliler konusu. Şimdi hepimiz tabii ki Suriyeli deyince Sakarya'da yaşanan bu olayı hepimiz belki de hatırlayacağız. Hemen şimdi aklınıza geldi olay. İşte bakın bu olayın bu şekilde olmasına vesile olanlar kimler? Ben bunu sizlere aktarayım. Suriyelileri istemiyoruz. Bıktık. Gitsinler. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye kamuoyunda Suriyeli kardeşlerimize karşı, o Suriyeli annelere karşı, o Suriyeli yavrulara karşı insanlara kim kin ve nefret beslettiyse işte o Sakarya'da yaşanan o vahşetin asıl, bakın vahşetin asıl amacı, asıl o işi yaptıran bunlar. Hani sosyal medyadan yazıyorduk ya, defolsunlar, gitsinler, istemiyoruz, söyleler, böyleler, bunları öldürmek lazım, asmak lazım, kesmek lazım, biçmek lazım. İşte astılar, kestiler, biçtiler. Şimdi soruyoruz, mutlu musunuz? Bunu soruyoruz bugün. Mutlu musunuz? İstediğiniz oldu mu? 9 aylık hamile bir Suriyeli anneyi vahşet üzere öldürdüler. Vahşet. Vahşet yaptılar bu ülkede. Suriyeliler üzerinde. Ya hocam şimdi sen öyle diyorsun ama niye suçu şimdi bize attın? Bu işte başbakan bile bu işin Suriyelilere karşı yapılan bu algıların, bu saldırıların yurt dışı kaynaklı yani şer odakları kaynaklı olduğunu söylüyor. Doğru. Bu işin tek bir tarafı ama. Yurt dışından bize istenildiği kadar müdahale edilsin. Biz bir millet olarak eğer biz Suriyelileri istemiyoruz, defolsunlar, gitsinler algısı oluşturmasaydık ne yapabilir derdi ki? Ne yapabilirdi yani? En fazla 2-3 tane ajanını gönderirdi. Birkaç Suriyeli katlettirirdi ki yapmadıkları iş değil. Ama biz yine gönlümüz ferah olurdu. Niye? Biz yapmadık derdik. Biz yapmadık. Bizden olanlar yapmadı. Bizim milletimiz yapmadı. Biz yapmadık derdik. Ama şimdi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Desek ne olacak? Ha onu yapan bizden değildir ayrı bir konu. Onu yapanı babası bile artık kabul etmiyor ayrı bir konu. Eşi kabul etmiyor ayrı bir konu. Ama şu an biz milletçe ya biz Suriyelilere sahip çıktık. Gerçekten sahip çıkabildik. Onlara bir kem söz etmedik. Onlara hakaret etmedik. Onlara yan gözle bakmadık. Diyebiliyor muyuz? Diyebiliyorsak ne mutlu bize ama diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Belki sen diyorsun, Ahmet amca diyor, Mehmet amca diyor. Ama yani tarihte yapılanları, yazılanları, konuşulanları unutmuyor. Televizyonlarımızda program oldu. Gazetelerimizde manşet oldu bunlar. Sosyal medyalarımızda yüzlerce tweet attık. İstemiyoruz defolsunlar, gitsinler diye. Niye alıyoruz sinirler? Hatta siyasi parti liderleri Churchill'in misalini verdiler. İngiliz'in dostu olmaz, İngiliz'in çıkarı olur. Biz de bunlar gibi olmamız gerekiyor dediler.
Bunu söyleyen bir partinin genel başkanı. İşte o hamile kadına yapılan işkencenin vahşetin sorumlusu o partinin genel başkanıdır. Çünkü kin ve nefreti o başlattı. Onlar başlattı. Yarın huzur-u mahşerde bunların hepsi bir aktarılacak. Yani ne alakası var hocam? Adam şimdi ülke gündemini değerlendiriyor. O da Suriyelilerle ilgili sıkıntı varmış, söylemiş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen olabilir söylersin, o olabilir söyler ama o adam söyleyemez. Onu onlarca kişi izliyor. Arkasında bir kimlik var ya, bir kimlik var. O adama oy veren bir kimlik var. O adam konuştuğu zaman onlarca medya kuruluşu onun konuşmasını gazetelerinde, manşetlerinde, haberlerine, bültenlerine yayınlıyor. O adam konuştuğu zaman etrafında onlarca basın var. Tüm dünya duyuyor. O yüzden insanları Suriyelilere karşı öyle kin besleyecek, nefret besleyecek ifadeler kullanmamalıydı. Kullandı. Ha şimdi sorsan onların vicdanı yine rahattır. Biz yapmadık ki, biz yapmadık değil işte. Bu ayıp Türkiye'nin ayıbı. Bizim ülkemizde oluyor. Ha dediğim gibi eğer bu iş dış kaynaklı olduğu söyleniyor. Bunun gibi olayların olacağı daha söyleniyor. Olabilir. Bunlara önlem almakla yetersiz de kalabiliriz. Bunların hepsi doğal olabilecek şeyler. Ama adamı bir sorarlar. Yani tamam dış kaynaklı olduğunu söylüyorsunuz ama bak senin ülkende şu kadar insan yüzlerce tweet atmış, haberlerde, medyada, bilmem ne, işte aktüel programında, siyasi programında, hatta seçim zamanlarında meydanlarda konuşulmuş bunlar, meydanlarda. Meydanlarda istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye sorulmuş. Bunlar konuşulmuş. Demezler mi? Ya zaten sizin de bunlara karşı bir kininiz, bir nefretiniz varmış. Demezler mi adama? Şimdi hepimiz çok üzüldük. Ağlıyoruz, sızlıyoruz. Ama adama derler, ya niye üzüldünüz ki? Niye üzüldünüz yani? Ha, istisnalar kaideyi bozmaz. Konuyla ilgili bağlantısı olmayan, konuyla ilgili gerçekten hocam ben Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmaya çalıştım. Ve bugün de bu yaşanan olanlara acı duyuyorum diyenler, bunlara diyecek bir şeyimiz yok. Ama sen sabahtan akşama kadar Suriyelilere karşı kin ve nefret besle, hatta beslettir, insanları tahrik et Suriyelilere karşı, sonra işte bir Suriyeli anne vahşete kurban gidince başta ağlamaya, işte ne biçim ülkeyiz, sen getirdin bu ülkeyi bu hale. Senin attığın o bir tweet getirdi bu ülkeyi bu hale. Senin o Suriyelileri istemiyoruz hashtaglerine verdiğin destek getirdi bu ülkeyi bu hale. Senin o İngilizlerin dostu olmaz, çıkarları olur. Suriyelileri Türkiye'nin çıkarları gereği almayalım diyen adama alkış tutman getirdi ülkeyi bu hale. Bunların hepsini düşünelim. Ya hocam ne oldu, ben meydanda alkışladım. Sen kimi alkışladın? Suriyelileri öldürün, katledin. Irzlarına geçin. Çocuklarını çalın. Organlarını çalın. Onları köle gibi kullanın diyenleri alkışladın. Farkında değilsin. Ne demek ya? İngilizlerin dostu olmaz. İngilizlerin menfaatleri olur, ne demek? İngilizler bugün sömürgeci, sömürgeci. Yani Suriyelileri biz de sömürelim. Onlara niye kardeşçe yaklaşıyoruz ki? Onlara niye sahip çıkıyoruz ki? Onları sömürelim, köle gibi çalıştıralım. Onları farklı amaçlar için kullanalım. Organlarını kullanalım, kızlarını kullanalım, kadınlarını kullanalım, emeklerini kullanalım, bedenlerini kullanalım. Bu demektir bu. Dostu olmaz, menfaati olur demek. Bu demektir. Çünkü İngilizler bunu yapıyor. Tüm dünyada bunu yapıyorlar. Ama işte biz o adamı o gün alkışladık. İşte o gün o adamı, o siyasi parti lideri, adamı alkışlayanlar bugün o Sakarya'da yaşanan vahşetin sorumlusudur, sorumlusu. Benim alakam yok hocam, ben çok üzüldüm. Üzülme kardeşim, üzülme. Üzülme. Kendi düşen ağlamaz. O kadına bu vahşeti siz reva gördünüz. Ve bunun devamı da gelecek, biliyoruz değil mi? Biliyoruz, çünkü niye? Dış odaklar bunu bir kere yakaladılar. Ha, bu ülkede zaten Suriyelilere karşı neyimiz var kardeşim bizim? Bu halkın bir kini, bir nefreti var. Her ne kadar işte yüzde bilmem kaçı sevse de yüzde bilmem kaçı sevmiyor. Biz bu sevmeyenleri kullanırız. Onlar üzerinden ülkede kaos çıkartmaya çalışırız. Birkaç ajan göndertip işte provokasyoncu tutup gerekirse öldürttürürüz. Gerekirse tecavüze uğrattırırız. Gerekirse çocuklarını çalarız. Gerekirse kızlarını çalarız. Ama biz bir şekilde ne yaparız?
bu ülkeyi karıştırırız diye onların eline koz verdiniz. Şimdi kendi açımızdan düşünün. Kendi açımızdan niye böyle bir şey olsun demeyin. Sakın demeyin bunu. Kendi açınızdan düşünün. Şu an bütün insanlığınızı, iyi niyetinizi bir kenara koyun. Kendinizi o sömürgeci batılı devletler olarak düşünün. Ve Türkiye'ye karşı hainlik besliyormuş gibi düşünün. Ben Türkiye'ye nasıl zarar veririm dediğiniz zaman ne yaparsınız? Bir bakarsınız değil mi Türkiye'nin gündemine? Ne var ya bu Türkiye'nin gündeminde? Ha şöyle bir bakarsınız. Ne var? Suriyelileri istemiyoruz gündemi var. Hemen buradan ne yaparsınız? Bu yarayı kaşımaya başlarsınız. Rahatsız etmek için, zarar vermek için. Bak kaşıyorlar işte. Biz açık bir şekilde yaramızı gösterdik. Bakın istisnalar kaideyi bozmaz. Biz açık bir şekilde gösterdik yaramızı. Dedik ki biz, gelin kardeşim, dış güçlere dedik ki gelin kardeşim, bizim ülkemizde bilmem kaç milyon Suriyeli var, bunlar üzerinden infial çıkarın dedik. Resmen adamın ellerine koz verdik. Ama biz eğer devletler şunu bilseydi, ya biz bu Suriyelilere ne yaparsak yapalım yani, veya medyada ne haber yaparsak yapalım, bu Türkiye halkı, yani etlisi, sütlüsü, osu, busu, şu kesimi, bu kesimi kesinlikle ve kesinlikle bunlara karşı ne yapmayacak? Kin ve nefret beslemeyecek. Beslemeyecek yani. Ha bunu verseydik bunun üzerinden gelmeyeceklerdi bize. Ve bugün işte o anneler ölmeyecekti belki de. Veya işte şimdi daha kirli planlar yapıyorlar. Bu planlar yapılmayacaktı belki de. Ama bizim işte o alkış tutmamız vesilesiyle Avrupa'ya biz açık ve bu batılılara, bu şer güçlere açık bir şekilde koz verdik. Gelin dedik. Ülkemizde zaten bak bu kadar Suriyeli var. Gelin bunlar üzerinden bizimle oynayın dedik. Oynuyorlar. Üzüldük. Ağladık. Birazdan maçlara getireceğim. Türkiye ağladı. Türkiye sahip çıktı. Binler uğurladı. Binler uğurlasa ne olur? Binler uğurlasa ne olur? Anne, o anne o vahşeti yaşarken attığı çığlıkları binler duymadı ama maalesef. O anne o vahşete kurban giderken Türkiye onun gerçekten yanında mıydı? Yanında mıydı yani? Biz Türkiye olarak onun yanında olabildik mi? Türkiye olarak onun yanında olabilmek ne demek biliyor musunuz? O annenin o duruma gelmesini sağlamak, gelmemesini sağlamak için ülkede Suriyelilere karşı kin ve nefretin oluşmamasını sağlamaktı. Oluşmasaydı zaten kimse böyle bir şey aklına gelmezdi, cesaret edemezdi. Ama şimdi adam bir Suriyeli dövüyor. Mendistan bir çocuk ya. Geçenlerde biliyorsunuz İzmir'de değil mi? Hatırladığım kadarıyla İzmir'de olması lazım. Çocuğu dövüyor. Zannediyor ki ben bak bu çocuğun haddini bildirdim. Çarşı esnafı beni gururlandıracak. İşte çok iyi yaptın o çocuğa diyecek zannediyor. Bu kadar pişkin. Niye bu adam bu kadar pişkin? Çünkü bak kafasında ne var? Ben çarşıda pazarda dolaşan Mendistan'dan Suriyeli daha 5 yaşındaki bir çocuğu döveceğim. Sonra da millet diyecek ya sen beni bu çocuktan kurtardın. Burada bak böyle başıboş dolaşıyordu diyecek diye. Bu düşünceyle çocuğa saldırıyor. Yine Allah razı olsun. Biraz vicdanı olan insanlar o çocuğu adamın elinden kurtarıyorlar. O çocukları adamı hatta birkaç çocuk hatırladığım kadarıyla kurtarıyorlar. Yazık değil mi bu çocuklara? Ne günahları var? Günahları ne? Sadece kimliklerinde Suriyeli yazıyor diye, dilleri senin Türkçen değil diye bu çocuklara bu zulmü mü reva görmek lazım? Suriye'den geldikleri için bu çocuklar suçlular mı? Onların ülkesini batılılar yakıyor, yıkıyor diye, onlar da sana sığındı diye bu çocuklar suçlular mı? Bu çocukların ezilmesi mi lazım? Bu çocukların öldürülmesi mi lazım? Bu kızların tacize, tecavüze mi uğraması lazım? Kaçırılması mı lazım? Bu annelerin öldürülmesi mi lazım? Bu babaların sabahtan akşama kadar köle gibi çalıştırılması mı lazım? Tek suçu bunlar mı bunların? Evet bunlar eğer bunlar suçsa, eğer bunları biz suç olarak görüyorsak o zaman bizim isyanımız Rabbimize. Rabbim sana ne buyuruyor? Ne emrediyor Rabbim? Garibana, yolda kalmışa, mazluma, muhtaca yardım edeceksin diyor yardım. Biz ne diyoruz kapımıza gelen Suriyeli'ye? Sen diyoruz savaştan geldin. Senin ülken zaten berbat oldu. Sen şöylesin, senin artık malın yok, mülkün yok. Sen benimsin, kızın benimdir, malın benimdir. Senin bedenin benimdir diye Allah'a karşı isyan ediyoruz. Allah diyor ki ona yardım et. Sen diyorsun ki yok ya bu bak zaten eli ayağı bağlanmış bunun. Ben bunu sömüreyim diyorsun.
Allah sana diyor ki ona yardım et, yardım. Yardım et diyor. Sen zulmediyorsun. Niye? Sesi çıkmaz ki mazlum. Parası yok, pul yok, imkanı yok, dilini bilmiyor, konuşamıyor. Seni nereye gidecek, şikayet edecek ona bir zulmetsen? Biliyor ki ben şimdi gidersem bir yerlere şikayet edersem beni sınır dışı ederler diyor. Belki de kaçak girdi, o da belli değil. Sen ne yapıyorsun ama? Ona zulmediyorsun. Sonra işte gazetelerde şey yazıyoruz. Üzüldük, ağladık, öldük, bittik. Evet, Rabbim muhafaza eylesin. Bununla ilgili tabii ki konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü başlıklar arasında bunlar var. Önemli başlıklar tabii ki. Hepsini bir bir değerlendirmeye çalışacağız kıymetli izinler. Evet, Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım başlıklarımıza. Bir şöyle hızlan bakalım. Ama dediğim gibi yine Yeni Şafak gazetesiyle başlamak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili en güzel başlığı, en iyi başlığı yine Yeni Şafak gazetesi atmış. Ne demiş? Hakkını helal et bize. Helal eder mi bilemeyiz. Helal eder mi bilemeyiz. Ama biz helalliğimizi isteyelim. Evet, mültecilerin hedef gösteren yayınlar ve mesajların ardından Kanyar'daki vahşice öldürülen Suriyeli Emani Rahman ile bebeğinin ada pazarındaki cenaze törenine gözyaşları içinde yapıldı denilmiş. Evet, hakkını helal et. Provokasyon yurt dışı kaynaklı. Provokasyon yurt dışı kaynaklı olabilir ama biz işte kardeş bakın burada diyor, müminler ancak kardeştir diyor. Evet, müminler ancak kardeştir. Bu kardeşliği anlayamadığımız müddetçe, bu kardeşliği sağlayamadığımız müddetçe daha biz çok kişinin arkından sahip çıkamadık. Hakkını bize helal et deriz. Daha çok deriz. Evet, bugün eğer biz bu işin kıymetini bilmezsek, eğer biz bugün ensar gibi davranamazsak, bugün Suriyeli kardeşlerimize yapılan zulmün bize yapılmayacağının garantisi yok. Ya hocam biz çok güçlü bir devletiz. Olabilir. Senin devletin içinde sana yaparlar bunu. Komşun yapar ya sana bu zulmü. Bırak devleti, komşun yapar, komşun. Eğer Allah sana bu musibeti verecekse, eğer Allah sana bu şımarıklığının sebebini soracaksa, eğer Allah sana bu yaptığın, yani yaptığın zulüm yapmasan bile zulme sessiz kalmanın hesabını soracaksa, seni kendi evladınla imtihan eder. Kendi evladını sana musallat eder. Öyle çok güçlü devletlere, şer odaklarına, işte Avrupa ittifaklarına gerek yok. Bunlara gerek yok. Nasıl bir sinek ile Nemrut'u Rabbim helak ettiyse, senin kendi kanından canın olan evladın da seni helak eder, helak. O yüzden daha çok çekil, daha çokça işte bize hakkını helal et demeden, bu helal alma durumuna düşmeden kendimizi toparlamamız lazım. Evet, tabii ki bu şimdi başlıkları gördükten sonra Türkiye'miz önemli bir süreçten geçiyor. Avrupa önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye'mizde 15 Temmuz şimdi yıl dönümü yaklaşıyor. Yani bir darbe girişimi atlatıldı, bir darbe girişimi atlatıldı. Hatta bu darbe değil, biz bunu işgal diyoruz biliyorsunuz. İşgal girişimiydi bu. Ülkeyi Amerikalılara, İngilizlere, onlara bunlara peşkeş çekilecekti ülkemiz. Bu ezanların susmadığı, bu güzel memleketimiz, bu göklerden al bayrağımızın inmediği bu güzel memleketimiz, yani sömürge ülkesi sömürülecekti yani bu ülke. Teslim edilecekti birilerine. Böyle bir zor süreçten geçiyoruz ama dediğim gibi bunlar zaten içimizi yakıyor. Bu olaylar yakıyor. Ama içimizde de işte bu maalesef vahşet olayları yaşanınca çok çok daha fazla içimiz yanıyor. Evet, yani hiç başlıkları her zaman söylerim ben. Başlıkları okumanın bir önemi kalmıyor. Şu an programımız başladı. Yaklaşık yarım saat bir süreyi bir yerde bıraktık. Hep bu konuyu konuşmak istiyoruz. Hep bu konuyu dertleşmek istiyoruz. Bu konuyu anlatmak istiyoruz. Niye? Çünkü içimiz yanıyor. Niye benim ülkemde bir Suriyeli anne, bakın bana sığınmış ya bu anne, sığınmış yani. Evladıyla, yani karnındaki bebesiyle bu anne bize sığınmış, sığınmış. Türkler bana sahip çıkar demiş. Türkiye bana sahip çıkar demiş. Sahip çıkmaya da çalışmışız ama bir vicdansız çıkmış. Birilerinin kin ve nefret besletmesinden dolayı
böyle bir zulme imza atmış. Ben bu değilim. Ben bu değilim. O yüzden benim içim yanıyor. Benim ülkemde olmasının içi yanıyor. Hocam dünyanın başka yerinde olsaydı yanmayacak mıydı? Yine yanacaktı. Yine yanacaktı ama en azından kendimden şüphe etmeyecektim. Çünkü ben bu değilim. Ben bu başlığı yapamam. Yani Burak bu başlığı yapamaz. Ben biliyorum ki, eminim ki Türkiye'deki hiç kimse bu başlığı yapamaz. Böyle düşünüyoruz ama işte bizden beri çıkıp bu başlığı yapınca ne zaman böyle olduk diyoruz, ne zaman? O yakıyor bizi. Yani bizim kardeşimiz, bizim milletimiz dediğimiz, asil millet dediğimiz bu halkın içerisinden bu birilerinin kinlerine, nefretlerine alet olarak, alet olup çıkıp bu olayları yapanlar, ya diyoruz ki bunlar, bunu bizden nasıl çıkar bunlar diyoruz. Çıkmaması gerekir diyoruz. Niye önlemini alamadık diyoruz. Eksik olan ne diyoruz. Niye yapamadık diyoruz bunu. Niye başaramadık hala. Bak pankart açmaktan öte geçemedik. Müminler ancak kardeştir pankartı açılmış. Bakın görüyoruz. Rabbimizin ayeti kerimesini niye hakkıyla yaşayamıyoruz diyoruz işte. İşte bunları sorarken, kafamızda bu sorular varken diğer başlıkların hiçbir önemi kalmıyor. Yani gemilerimizin olması, silah sanayimizin daha ileri seviyeye gitmesi, teknolojimizin daha ileri seviyeye gitmesi, ekonomimizin sarsılmaması, o kadar sarsmaya çalıştıkları halde ayakta durabilmemiz, bunların hepsi tabii ki ileriye dönük çok önemli şeyler ama bunlar varken bunları istediğin kadar yap bak en iyi ekonomi Avrupa'da, en iyi teknoloji Avrupa'da, en iyi silah sanayi Avrupa'da, şunlar bunlar Avrupa'da, batılılarda, küffarın elinde. Ne değişiyor mesela? Ne değişiyor yani? Kendi menfaatlerinden başka ne düşünüyorlar? Biz de eğer böyle olacaksak, yani benim ülkemde sanayi gelişmiş, teknoloji gelişmiş, donanma gelişmiş, askeriye gelişmiş, her şey gelişmiş, her şey. İnsanlar artık çok ferah bir hayat yaşıyorlar ama ne? Yani zulüm var. Birileri birilerine zulmediyor. Ne farkımız kaldı o zaman benim bugüne kadar kızdığım Avrupalı'dan ne farkım kaldı? Kızdığım Batı'dan hani küfür diye onları, küfür diye kendime hiç yakıştıramadığım insanlardan ne farkım kaldı? Ha bunlar olmasın mı? Olsun ama dediğim gibi bunları konuşmanın, bunları anlatmanın bir hevesi kalmıyor, bir heyecanı kalmıyor. Savunma sanayinde işte şunu yapmışız. Diğer taraftan insanlar öldürülmüş. Ve biz buna engel olamamışız. Bunun bir heyecanla anlatamıyorsun. Çok güzel bir olay. İşte gemiler indirilmiş. Donanmamıza yeni gemiler katılmış. Çok güzel. Küffara karşı elimizi kuvvetlendiriyoruz. Ülkemizin şerefini, namusunu korumak için elimizi kuvvetlendiriyoruz. Çok güzel ama bunun heyecanı kalmıyor. Anlatmaya yani... Anlatmasak da olur diyoruz. Niye? Diğer tarafta insanlar, senin ülkende insanlar öldürülüyor. İnsanlara karşı sadece Suriyeli oldukları için kin ve nefret besleniyor. Evet, devam edelim. Bu konuya girdik mi çıkamıyoruz kıymetliler. Çözüm varsa sizin sayenizde. Putin'den Türkiye'ye teşekkür var kıymetliler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'daki G20 zirvesinde Trump ve Putin'le görüştü. Suriye krizinin çözümünde Erdoğan'ın önemli çabaları olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye gidiyor dedi. Ve Demirtaş teröristtir başlığını görüyoruz. Artık özgürlük yok başlığı görüyoruz. G20'den geriye enkaz kaldı başlıkları var. Kontrollü darbe lafını bırakın başlığı yine Başbakan Binali Yıldırım açıkları. İdlib'i işgal planı. Evet, mazlumların sığındığı, Türkiye'nin yardımlarıyla güvenli bölge olarak oluşturulmaya çalışılan bir nevi aslında İdlib güvenli bölge sayılır. Çadır kentlerinin kurulduğu, Halep'ten kaçanların işte Suriye'den birçok farklı bölgeden kaçanların gelip sığındığı Türkiye'de yakın olmasıyla birlikte konumu neticesinde insanların sığınmış olduğu İdlib'i işgal planı. Evet, Hakkari'de PKK başladı. 4 sivili katlettiler. Bu da tabii ki ayrı bir olay. Yani burada bir içimiz yanıyor. Bir Suriyeli anne, bir hamile anne. Yani ne hayalleri vardı kim bilir. Bunu tabii ki yani anlatamıyoruz ya. Anlatırken gözlerimiz doluyor. Söyleyemiyoruz, okuyamıyoruz. Yani bunun hayalini kurmak bile çok zor kıymetli izlenir. Bakın, bunun hayalini kurmak zor.
Ve bu hayaller yıkıldı, kıymetliler yıkıldı. Şimdi bakın ne diyor bir baba. Şimdi ben kime sarılacağım diyor. Ne oğlu kaldı, ne hanımı kaldı. Şimdi düşünsenize ya. Yani belki de aylar sonra, belki de günler sonra evladını kucağına alacaktı. Ne hayalleri vardı. Bakın bizim şu an ürkerek söylediğimiz bu hayalleri yıkıldı. O adamın bu hayalleri yıkıldı. Ve bu bizim ülkemizde oldu. Ve bu Müslüman ülkesinde oldu. Türkiye'de oldu. İnsanlığın, bakın Müslümanların değil, insanlığın umudu olan bizim ülkemizde oldu ya. Bizim ülkemizde. Yani en uzağımızda olanın 5-600 kilometre ile 5-600 kilometre ilerisinde oturuyor. Olsun 1000 kilometre. Yani bakın ben İstanbul'dayım. Buradan Sakarya 250 kilometre benim uzağımda yaşandı bu vahşet. Bu vahşet 250 kilometre uzağımda yaşandı benim. Öyle çok çok uzak dolarda yaşanmadı yani bu vahşet. Bu vahşeti bir Çinli yapmadı. Bu vahşet benim ülkemde oldu maalesef. Evet. Evet kıymetli izleyenler, bununla konuşulacak çok şey var, anlatılacak çok şey var. Ders almamız gereken de çok şey var. O yüzden dediğim gibi bir taraftan burada içimiz yanıyor. Diğer taraftan Hakkari'de sivilleri bugüne kadar PKK terör örgütü yapmış olduğu hainliklerine, zulmüne devam ediyor. Alalım arkadaşlar, devam edelim. Diğer başlıkları da bakalım. Evet. Star gazetesini alalım. Star gazetesinde yine aynı şekilde başlıklar var. Şehit kantarcı yetimlerin kalbinde başlığını görüyoruz. Türk TV Meclis daha hızlı çalışacak var. Star'ın pazar ekinde yine Srebrenica katliamıyla ilgili savaşın çocukları asla tümüyle iyileşmez bir yazı yazılmış. Dediğimiz gibi dünyanın her yerinde, dediğim gibi başta girişte, yani dünyanın, İslam aleminin zaten kan revan içinde olması yüreklerimizi yakıyor, burkuyor. Yani bugün İslam aleminin neresinde, nerede bir İslam alemine bakın, hepsinde bir yara var. Öyle uzak 25 yıl önce yaşanmış, 25 yıl. Yani bizler, bizim yaşımızdakiler, bizler yani 1 yaşındayken, 2 yaşındayken bu zulümler yaşanmış. Öyle 100 yıllar, 200 yıllar, 300 yıllar önce değil yani. Şurada 25 yıl önce, çeyrek asır, bu zulümler yaşanmış maalesef. Ve biz bu zulümlere tanıklık oluyoruz. Ve bizim zamanımızda yaşanıyor bunlar. Ve bunun hiçbir şey yapamamanın acısıyla, hiçbir şey yapamamanın, bir el uzatamamanın acısıyla yaşarken, bir de kendi ülkemizde işte ne diyor? Türkiye emaniye ağladı, emaniye ağladı diyor. İşte bu anneye ağlamamız yüreklerimizi çok daha fazla yakıyor, burkuyor kıymetli izleyenler. Yani bize hafif geliyor, bize normal geliyor. Biz hani diyor artık alışmışız. Ya ne yapalım, ulaşamıyoruz işte dünyanın her yerine. Biz ulaşamıyoruz diyoruz ama karşımızda bizi bekleyenler öyle demiyor. Bosna Hersek'te yaşanan bu erzak dağıtımı ile ilgili yaşanan belki o anı hepimiz biliyoruzdur. Erzak dağıtıyor Türk ekipleri. Burasında göğsünde Türk bayraklı üniformaları, kıyafetleri ve dağın tepesindeki bir yayladaki, yayla gibi bir yerdeki en son diyorlar ki bir ev var, gidelim. Belki biri vardır, yoktur. Yaşlı bir teyze açıyor kapıyı. Ne diyor? Diyorlar ki biz Türkiye'den, bakın hatta demiyorlar bile yani. Bakıyor ki gelmişler. Belli yani erzaklar var. Burasında Türk bayrağı var. Ne diyor o teyzemiz? Ne diyor o annemiz? Bosna'da biliyordum diyor. Biliyordum diyor. Gelecektiniz diyor. Biliyordum geldiniz diyor. Kaç yaşında bu teyzemiz? 60, 70, 80, 90. Yaşının bir önemi yok. Doğduğu günden beri ne aşılamışlar bu Müslümanlara? Türkiye gelecek ya. Türkiye gelecek yani. Bugün olmasa bile evladım ben göremesem bile gelecek diyor bu Türkiye. Belki de o gün o nelerimiz, o annemiz, o Bosna Hersek'teki annemiz göremeyebilirdi. Bakın hani biliyordum gelecektiniz, bu olay yaşanmıyor olabilirdi ama emin olun onun torunu da aynı o şekilde büyüyordu, biliyor musunuz? Ve o şekilde büyüyorlar hepsi. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar nerede olursa olsun ne diye büyüyor biliyor musunuz? Nasıl büyüyor? Bir gün gelecekler.
Osmanlı'nın evlatları, Osmanlı'nın torunları, Türkiye bir gün gelecek. Gelecek yani. Bunların zulmünden bizi kurtaracaklar. Bu küffarın zulmünden bizi kurtaracaklar. Bunun için yaşıyorlar. Bununla yaşıyorlar yani. Ve makamları mevkileri ne olursa olsun. Yani hocam sadece işte İslam alemindeki fakiri, fukarası, garibi, gurabası bunlar. Hayır, hayır. Hayır. Makamı ne olursa olsun. Yüksek makamlarda olsa yine diyor ki benim yaptığım bir şey değil. Ben çalıştım, çabaladım, geldim ama bu hiçbir işe yaramaz diyor. Yine Türkiye gelecek diyor. Türkiye gelirse olacak bu iş diyor. Türkiye gelirse, Türkiye sahip çıkarsa bize biz asıl makamı ermiş olacağız diyor. Asıl o zaman çalışmaya başlayacağız diyor. O yüzden şimdi düşünün. Şimdi düşünün. Dedim ya bunlar ufak, bize ufak olay gelebilir ama kendinizi işte o Bosna Hersekli bir anne gibi düşünün. O annemiz gibi düşünün. Siz yaylanızda, evinizde o bir çatı altında bekliyorsunuz. Ne? Türkiye gelecek. Ama Türkiye'den bir haber geliyor. Siz Türkiye gelip bana yardım edeceklerken Türkiye'den bir haber duyuyorsunuz. Ne? Vahşet. Türkiye'de vahşetler yaşanıyor. Türkiye'de insanlar Suriyelilere karşı kin ve nefretle, Müslüman kardeşlerine karşı kin ve nefretle bakıyorlar. Bu haberi aldığınızı bir düşünsenize. Sizin tüm dünyaya, bakın sizin tüm dünyaya gidecek onlar, açılacak onlar, bütün Müslümanlara sahip çıkacaklar diye düşünmüş olduğunuz bir ülkede 2-3 milyon, 4-5 milyon Suriyeli mülteciye tahammül edilememiş, onlara hep mülteci barınan böyle aşağılık gözle bakılmış ve onlara zulmedilmiş. Karınlarındaki bebeleriyle birlikte katledilmiş. Bunu kim yaptı hatırlayın. Bunları kim yaptı? Ermeniler yaptı işte. Düşünsenize Ermeni zulmünden sizi mesela bugün Azerbaycanlı kardeşlerimiz onlar da Türkiye'yi bekliyor. Ha belki imkanları onların biraz daha iyi olabilir diğer İslam ülkelerine rağmen. Onlar da Türkiye'yi bekliyor. Düşünsenize şimdi sizi Ermenilerin, Sırpların işte bu gibi küfür milletlerinin zulmünden kurtaracak olan Türkiye'de zulüm yapılıyor. Türk halkı yapmış yani. Bir Türk yapmış yani. Ha bu bizdendir değildir. Orasını karıştırmayalım şimdi. Hocam bunu niye Türk halkına mal ettik? Türk halkına mal etmedik. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Bunu hani bir her ne kadar bizden değil desek de bu adam bizim ülkemizde bu başta yapıyor. Ve birileri hala rahat rahat konuşabiliyor. Niye bunlar bizim ülkemizde diyebiliyorlar? Bu da bir siyasi partinin genel başkanı. İşte bugün dalalet yürüyüşleri yapanlar, sözde adalet arayacağız diye dalalet yürüyüşü yapanların işte elleri, bu annenin mahşerde elleri onların boğazında olacak. Bunu hiç unutmayalım. Evet. G20'de liderleri uyardı. Teröre karşı ilkeli durun. Başcumhurbaşkanı açıklamaları var. PKK Hamburg'u ateşe verdi. Çok da iyi yaptı. Allah daha beterini etsin onların. Çünkü onlar buraları, bu PKK'yı, Almanya'yı direkt Kandil'e çevirmişlerdi. Yani Kandil'de olmayan teröristler Almanya'daydı. Kandil'de olmayan imkanlar Almanya'daydı. Her türlü desteği verler. Allah bunları daha beter yapsın. Daha beter yapsın. Ya hocam insanlar var. Olabilir. Benim Türkiye'mde insanlar yok mu ya? Benim Türkiye'de ölenler, yani affedersiniz ne bu insanlar? PKK zulmünde ölenler. Ha biz demiyoruz ki masuma, ona buna zarar versinler. Ama bu işin arkasında kim varsa bu Almanya'da, bakın Almanya'da bu PKK'ların yanlısı dahi böyle iyi insanlardır ya. Ya Türkiye yanlış bakıyordur bunlara diyen varsa onların da hepsini Rabbim daha beter etsin. Ben çünkü bunu 40 yıldır, 45 yıldır benim ülkemde bunların, bu PKK terör örgütünün yapmadığı hainlik kalmayacak. Kundak'taki bebeklerimizi katledecekler. Kundak'taki bebeklerimizi katledecekler. Benim Kürt kardeşimin dinine, şerefine, namusuna, bayrağına, ezanına canından daha öte sahip çıkan benim Kürt kardeşimin kızını, namusunu kaçıracak bunlar. Namusunu çalacaklar. Sonra sen de geleceksin buna ne yapacaksın? Sahip çıkacaksın. Sonra ben de yok ya olmasın diyeceğim. Ama Almanya'ya şimdi salça yapmasınlar, yakmasınlar, yıkmasınlar. Orada insanlar var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Rabbimizin de bir kanunu, bir kuralı var. Sen ne yaptın? Terör örgütlerini besledin. Alman halkı niye bugüne kadar ses çıkartmadı? Hatta destek verdiler. Almanya'da PKK'lılar Türk kardeşlerimize saldırırken bir takım Alman vatandaşları bunu izledi.
Alman polisi izledi. Nesini çıkartmadı? Şimdi yanıp yakıp yıkılırken biz ne yapacağız? Üzüleceğiz. Üzülmem ya. Ne üzüleceğim? Almanya'nın binası yanmış. Yok bilmem ne kaç binalar yanmış. Mahalleler yağmalanmış. Marketler yağmalanmış. İnsanlık adına üzülürüm ama Almanya için üzülmem yani. Üzülemem. Çünkü Rabbimizin de bir kanunu var. Beslersen yılanı gelir bir gün gözünü oyar. İşte Almanya'nın da gözünü oyacaklar inşallah. Daha beter olsunlar. Daha çok yakıp yıksınlar. Daha çok yakıp yerle eksen etsinler Almanya. Almanya'da bir şey kalmasın. Kalmasın yani ne olacak? Ne kaybedeceğim? Zaten bana bir yararı yok. Neyime yararı var? Benim şahsıma değil. İnsanlık olarak insanlara ne yararı var yani? Hiçbir yararı yok. Sömürgeden başka hiçbir yararı yok. Kendi insanlarını bunlar kandırıyorlar ya. Kendi insanlarını kandıran insanlar bunlar. Belki de bugün evet olamaz mı? Hocam işte yani gönlü İslam'a yakın olan, gönlü insanlığa yakın olan, yani böyle vahşetlere ses çıkartmaya çalışan birileri yok mudur hocam? Vardır, Rabbim onları kurtarsın. Rabbim onları kurtarsın. Ama onları da kandırıyorlar işte. Biz kendi ülkemiz için yapıyoruz diyorlar. Bunlar terörist diyorlar, bunlara acımayın diyorlar. Ben diyorum ki zulüm görüyorum diyorum. PKK terör örgütü bana zulüm yapıyor. Bana zulüm yapana sahip çıkıyorsunuz diyorum. Almanya ne diyor? Yok yok diyor, yalan söylüyor diyor. Bunlara inanmayın diyor. Benim Cumhurbaşkanıma yalan söylemiyorlar mı bunlar? Benim Cumhurbaşkanıma diktatör demiyorlar mı bunlar? Benim Cumhurbaşkanımın Almanya'da ne derdi var? Tek bir derdi var. FETÖ'ye sahip çıkıyorlar. PKK'ya sahip çıkıyorlar. Bir de sömürge yapıyorlar. Yapmasınlar bunu. Yapmasınlar. Bizim Almanya'ya ne derdimiz olabilir? Evet. Erdoğan'a Suriye teşekkürü başlığı var. Bildikleri tek dil terör başlığı. Başbakan açıklamaları var. Ve Alman basını kör sağır başlığını görüyoruz. Yine başlıklar arasında kıymetler ve Türkiye Emaniye ağladı başlığı da yine Star Gazetesi'ndeki başlıklar arasında. Evet. Bu arada mesajlarınız da bizlere ulaşıyor kıymetli dinler. Onun da bilgisini vereyim. Hocam ben de Almanya'nın daha beter olmasını diliyorum. Mersin Torosta ilçesinden selam olsun demiş. Allah razı olsun daimi izleyicilerimizden. Evet, ne demiş bir izleyicimiz bakalım. Kardeşim Suriyeli'ye yapılan doğru değil ama Suriyelilerin de yaptıkları bunu tetiklemiş olabilir. Plajlarda karıların yapılanların neden söylemiyorsun? Birilerinin ağzı gibi konuşmayı bırakıp da doğruları konuşun. Kadını, bebeğini öldüren insan insanlar ama nedensiz olduğunu unutmamak lazım. Ayrıca toplumun bölücü şekilde konuşmayın. Daha düne kadar evet, bir seyirci yazmış. Tabii ki kendine göre yazmış. Suriyelilerin yani ülkemde bunlar yazıklar olsun. Ben bak bu seyirci bu iyi niyetle yazmamış. O yüzden ben de iyi niyetle konuşamayacağım buna. Zaten bir takım hakaretler de içeriyor yazısında. Hepsini okuyamadım. Anlamışsınızdır. Yani neymiş efendim? İşte birkaç Suriyeli. O da medyanın bakın medyanın. Hürriyetin, Milliyetin, şunun bunun işte Amerika bağlantılı olan bir takım medya kuruluşlarının iki tane üç tane servis tutmuş olduğu görüntüler. Neymiş efendim? Birkaç Suriyeli plajlarda işte kadınlara, kızlara ne oluyorlarmış? Musallat oluyorlarmış. Bununla ilgili haberler çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi iyi yapmışlar diyor yani. Bunlar da ya ben ne anlatıyorum? Şimdi bu annenin bir anne ya, hamile bir anne ya ve Türkiye'de işinde gücünde çalışan bir baba. Suriyeli bir baba düşünsenize ya. Yani nasıl sizin vicdanınız yok mu ya? Ya siz bu kadar vicdanınızı yitirdiniz mi ya? Ya plajlarda, orada burada yani yapanlarla bu babanın ne ilişkisi var? Ne ilişkisi var bunun ya? Ya plajlarda bunu yapıyorlarsa kardeşim, yok mu sizin gitmiş olduğunuz plajın sahil güvenliği? Yok mu polisiniz? Yok mu bilmem neyiniz? Yok mu ya? Şikayet edin kardeşim, kim yapıyorsa o çeksin cezasını. Niye bu anne çekecek bunun cezasını ya? Suriyeli. Suriyeli. Şimdi ben Türk'üm değil mi? Türk vatandaşıyım. Kimim de Türk vatandaşı yazıyor. Ben gideyim o mesaj atan arkadaşa, o mesaj atan arkadaş var ya, ben gideyim birilerine zulmedeyim.
Sonra o mesajı sen, o vicdansızı gidip öldürsünler. Niye? Çünkü Burak bir Türk. Birilerine zulmetti, birilerine saldırdı, birilerine musallat oldu. Sen de Türk olduğun için biz seni öldürdük. Bu olur mu? Ne günah vardı adamın? Ben suç işledim. Şimdi suçu birkaç tane densiz Suriyeli gitmiş plajlarda orada burada millete musallat olmuş olabilir. Olabilir, bilmiyorum. Bu medyanın abartması da olabilir. Medyanın hainliği de olabilir. Çünkü bunlar şer medyası. Ki eminiz yani bir tane olay varsa 10 tane gibi gösterdiler. O yüzden bu annenin üzerinde onların da vebali var. Onu bilsinler. Sonra o birkaç densizin, birkaç kendini bilmesin yaptığını bu anne çekiyor. Bir anne, 9 aylık hamile bir anne Suriyeli olduğu için, bakın Suriyeli olduğu için öldürülüyor. Ve bu vicdansız, o izleyen kesin izliyordur şimdi bizi. O vicdansızsın sen. Sen vicdansızsın. Yani sen ne yapalım olmuş işte onlar da akıllı olsunlarmış yazıyorsun ya. Senin vicdanın yok. Sen kendini bir kontrol et. Çünkü ya bir anne ölmüş yalnız. Bir baba ya işinden çıkmış evine geliyor. Veya çağrılıyor evladının, hanımının ya belki günler sonra evladını ona kucağına verecek olan annesinin, hanımının öldüğünü söylüyorlar. Öldürüldüğünü vahşice yani işkenceye, tecavüze maruz kalıp öldüğünü söylüyorlar. Bir düşünsene ya sen bunu bir düşün ya. Neymiş efendim? Bunların beyni durmuş. Bunlar düşünemiyorlar. Bunlar diyorum ya bunlar vicdanları bunların kafam bunların kalpleri katılaşmış. Kalp mark yok bunlarda. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda anlamıyorum yani. Ne diyor adam nasıl yazabiliyorsun ya? Böyle bir durumda nasıl yazabiliyorsun? Onlar da plajlarda işte karıya kıza musallat olmasalardı nasıl yazabiliyorsun ya? Bu annenin ne günahı var onlarla ne alakası var bu annenin ya? Suriyeli. Ya gerçekten konuşulacak durum değil kıymetli izleyenler bu. Gerçekten konuşulacak durum değil. Böyle vicdansızlar da var bunları görün işte. Biz bunlarla beraber yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu ülkede bunlarla bu vicdansızlarla beraber yaşamak zorunda kalıyoruz. Allah bunları da bildiği gibi yapsın. Ama unutmasınlar. Bu şekilde düşünenler, onlar da söylede rahat dursalarmış, bak kadın öldü gitti diye düşünenler var ya, hepinizin vebali, bu kadının hepinizin üzerinde vebali var. Bu kadın yarın mahşerde hepinizden hak talep edecek. Niye? Çünkü siz bana ben sana sığındım. Karnımdaki bebeğimle size sığındım. Ben Türkiye'ye güvendim, sığındım. Siz bana burada kin ve nefretle baktınız ve beni bebeğimle birlikte işkenceye maruz bırakıp, tecavüze maruz kalıp öldürdünüz diyecek. Öldürdünüz. Siz öldürdünüz diyecek. Benim asıl katilim sizlersiniz diyecek. Evet, biz ne yapıyormuşuz? Şu an bölücük olarak konuşuyoruz. Nerede bölücük konuşuyorum? Ben bak ne güzel kucakta diyorum ya. Ben Suriyeli bile kucakta derken kendi vatandaşıma niye bölücülük yapayım? Hep bunları yazarlar işte bunlar. Siz bölücü konuşuyorsunuz. Bak sabahtan beri diyorum ki Suriyelilere sahip çıkalım. Kardeşlerimizdir. Hata yapmış olan olabilir. Hata yapanlar cezasını çeksin ama bak bu yani masum annelerin canı gitmesin diyoruz değil mi? Bunları diyoruz. Biz bölücü oluyormuşuz işte. Hep böyle o zaman. Fitne yapanlar hep böyle derler. Siz bölücüsünüz. Siz hep böyle derler. Evet. Ya, diyecek bir şey yok. Evet. Yılanın yılanı beslersen elbet bir gün seni de sokar demiş bu Almanya ile ilgili konularımızı. Ne yazmış bir kardeşimiz de bakalım. Gitsinler abi kaç yıl oldu uygulanan şiddet çok yanlış ama yeter ki artık ülkelerine dönsünler. Artık bayramda nasıl gördüler her yeri istila ettiler demiş. İşte sen böyle yazarsan yarın da biri kalkar işte buraya da mı geldiniz der istila ettiniz der öldürür yani. Bak bunlarla beraber yaşamak zorunda kalıyoruz. Çok acı bir durum ne? Ne demek ya gitsinler? Yani bayramda gittiler ya, herkes zannediyor ki onların orada yatları vardı, katları vardı, onlar vardı, bunlar vardı, şunlar vardı. Gittiler, zevk sefa yaptılar, geri döndüler. Böyle bir şey yok ya. Kimisi gitti çadır kentte ailesini bulmaya çalıştı. Kimi ya imkanı vardır orada, belki gerçekten ailesinin imkanları olan olabilir. Bunlar da olabilir, bakın olmaz demiyorum. Ama insanlar oraya öyle bizim gittiğimiz gibi bayram şeyine gitmediler yani. Bu bir gerçek yani. Bunu unutmayalım. İşte bak gidebiliyorlarmış. Nereye gidecek ya bu millet? Nereye gidecek yani? Nereye gidecekler yani? Ya tüm dünya bizi kandırıyor. Suriye'de savaş var diye. Biz insanlar öldürülüyor diye. Ya bizi kandırıyorlar. Ya da bu insanlar nereye nasıl gidebilir gitsinler diye biliyorsunuz ya. Şimdi mesela bu anne ölmemiş olsaydı bu anne
Nasıl gönderecektik bu anneyi karnındaki bebesiyle? Nasıl gönderecektik yani? O sınır kapısından ben sormak istiyorum. Ben, bu yazanları var ya, keşke devletimiz şunu yapsa yani. Gelin kardeşim, Suriyelilerin gitmesi isteyenler bir gelsin. Onları sınır kapısına bir götürelim. Hadi deyin, kovun bakalım bunları. O anneleri, o hamileleri, o bebekleri bir kovsunlar bakalım, nasıl kovacaklar? Vicdanları el verecek mi yani? Kolay mı zannediyorlar bu işi ya? Ya düşünsenize ya, sizin bir, orada bir gümrük memuru, onların kayıt işlemini yapan biri olarak düşünün kendiniz yani. Ne yapacaksınız? Ya gelmiş tel örgülerin oraya gelmiş bir anne olarak düşünün. Hamile bir anne karşınızda. Yani geri gitse savaş, bu tarafa gelirse, Türkiye'ye geçerse yaşama umudu var en azından. Ne yapacaksınız? Kovacak mısınız? Gönderecek misiniz? Yoksa almıyoruz mu diyeceksiniz? Bu nasıl bir vicdanınız var ya? Yani bunlara bunu yapmak lazım. Bakalım kovabilecekler mi yani? Buradan konuşması kolay. Kovalım gitsinler. Bir kovsana. Şu anneyi bir kovsana ya. Şu yani karnında bebesi olan bir anneyi bir kovun ya. Bir görelim bakalım nasıl kovuluyor yani. Nasıl buna vicdanınız el veriyor yani? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu yani? O çocuklar var 5 yaşında, 6 yaşında bebeler var ya kundakta. Onları bir kovsanız da bir görelim nasıl kovuluyor yani. Nasıl buna vicdan el verebiliyor? Bir görelim yani biz bunu. Yani bunu yapacak kadar sizi zannetmiyorum bu kadar vicdansız olduğunuz yani. Ya bakın roket atıyorlar ya. Bunu yani kapımıza kadar geliyor ya bu teröristler. Kapımıza kadar gelip bizim ilçelerimize, illerimize bunlar roket atıyorlar ya. Bir anneyi bıraktığını düşünsene nereye gidecek? Direkt teröristin kucağına bırakıyorsun işte. Sınırlarımıza kadar gelmiş teröristlerin kucağına bırakıyorsun bunları. Fırat Kalkanı yaparız. Ona karşı çıkanlar niye? Niye karşı çıkıyorsun? Hem diyorsun ki Suriyelileri alma. Hem diyorsun ki Suriye'ye girme. Ne olacak bu insanlar? Ne yapacağız yani o zaman? Suriye'ye gidiyoruz güvenli bölge oluşturmak için. Fırat Kalkanı bak. Yine binlerce insan gire ailesine kavuştu. Ne sayede kavuştu? Fırat Kalkanı sayesinde. Buna da karşı çıktı bunlar. Yok dediler gitmeyelim. Askerimiz gitmesin. E kim gitsin? Ne olacak yani? Nasıl olacak yani bu işler? Yani ne kalsınlar diyorsunuz, ne gitsinler, biz gidelim orayı. Bu insanlar bir de anne ya ne yapacak, savaşacak mı? Eline silah verip anneyi mi gönderelim karnındaki bebesiyle? E git kendini koruyabilirsen koru mu diyelim, ne yapalım yani? Evet. Gerçekten yani şu halde bile, bu halde bile yok gitsinler. Ölsünler, bitsinler diye yazanları anlamak gerçekten ama gerçekten çok zor. Ben anlayamıyorum. Rabbim anlatmasın bana inşallah. Anlayamayayım yani. Bir Suriyeli anneyi kovmak, ben bunu benim aklım almıyor, hafızam almıyor, benim vicdanım buna el vermiyor. Vermesin, anlamayayım yani. Anlamayayım yani bunu. Rabbim bana böyle bir şey nasip etmesin. Evet, konu bugün bunun üzerinde gitti kıymetliler. Dediğimiz gibi çünkü büyük bir olay. Büyük bir olay yani. Öyle basit bir olay değil. Evet. Bir kardeşimiz Almanya'nın yaptığını demek istediğim yanlış anlaşılmasın demiş. Ondan ben açıklamıştım Almanya konusuyla ilgili olduğunu. Yani evet kıymetli izleyenler. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bunlar yani. Buna diyecek. Mesela arkadaşlar diğer gazeteler vardı. Onları bir alalım. Habertürk gazetesini bir alalım. Bir bakalım ona. Orada başlıklar var. Devam edelim. Diğerine geçelim. Güneş gazetesi de olabilir. Üç tane. Bir tanesini daha değiştirelim. Üçlü bir bakın. Şimdi Türkiye'deki işte bizim başlıklarımız. Anne ve oğluna hüzünlü veda. Emanetler ağlattı. Emanetlere sahip çıkabildik mi? Emanetler. Evet. Kan donduran ifadeler. Kocasını da öldürecektik. Binler uğurladı. Bu tarafta ne diyor? Türkiye sahip çıktı. Niye sahip çıktı? Öldükten sonra işte cenazesine katıldık. O da sahip çıkmak oldu işte. Evet, caninin eşi konuştu. Çocuğum onu öldü bilecek. Evet, yani. Sakarya'da vahşice öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile kadın ile bebeğinin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez kıldırdı. İnsanı insanlığından utandıracak bir vahşide şahit olduk diyen Görmez gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye kılan Aile Bakanı Kaya'da kardeşliğimizi bozamayacaklardı. İnşallah kardeşliğimizi bozamasınlar. Olabilir. İçimizde hainler olabilir. Bu olaya sevinenler olabilir. Az önce mesaj okudum. Bak yazıyor bu adam hain. Gitsinler diyor hala. Ne işleri var diyor. Ölsünler diyor. Bunlar olacak. Bunlar olmaya devam edecek. Biz Allah rızası için yani birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayalım.
olabilirler, rahatsızlık da veriyor olabilirler, rahatsız da oluyor olabiliriz ama biz ensar olduğumuzu unutmayalım. Yani muhacirlere, muhacir kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini unutmayalım. Hocam ama taşkınlık yapıyorlar. Taşkınlık yapıyorlarsa bunun hesabını soracak merciler biz değiliz. Yani gidip bir Suriyeli taşkınlık yaptı diye o vahşinin, o caninin yaptığı gibi bir Suriyeli'ye tecavüz edip sonra onu işkenceyle öldürmek, onu vahşice katletmek bu hesap bu şekilde sorulmaz. Ve bakın bir anneye, bir bebeğe yapılan bu zulüm, bir Müslümana, bir Suriyeli'ye yapılan bu zulüm vicdanımız, gönlümüzü yakıyor, vicdanımız yaralanıyor. Ama inanın, bakın inanın bir o kadar da yani bu olay dünyanın neresinde olsa olsun acımız büyük olurdu ama bir o kadar da bu iş Türkiye'de yapılıyor ya. Türkiye'de yapılıyor ya işte o Müslüman bir ülkede, İslam aleminin umudu olan bir Türkiye'de yapılıyor ya. İşte o acımıza yani iki kat, üç kat daha çok arttırıyor kıymetsizler. O yüzden aman diyoruz, muhafaza edelim birbirimizi diyoruz. Kesinlikle konuştuğumuz ortamlarda, sosyal medyada özellikle yani kin, nefret besleyici Suriyelilere karşı ifadeler yazmayalım. Yazmayalım yani. Niye? Medya bunları görmüyor. Geçenlerde biliyorsunuz bakın medyada hain yani bu medya ne yapacağız bunlarla bilmiyorum yani. Bunları nasıl alışacağız? Rabbimize yardım etsin. Çok çalışmamız lazım. Bir ilimizde, ilçemizde bir Suriyeliler bir kavgaya karışmıştı. Suriyeli çocuklar ne yaptı biliyor musunuz? Hani bak bunun bizimle hiçbir alakası yoktur. Biz böyle hani bu abilerimizin, büyüklerimizin yaptığı gibi hani biz buraya kavga için gelmedik demek için ne yaptılar biliyor musunuz? Öyle zaten biliyorsunuz durumları yok. Zaten işte kimisi su satıyor, kimisi çocuklardan bahsediyorum işte mendil satıyor. Gitmişler gül almışlar. Kendi imkanlarıyla gül. Bütün esnafa, bütün mahalleden geçenlere gül dağıtıyorlar. Hani bak biz Suriyeliyiz ama biz iyi, yani bize bir zarar vermeyin olur mu? Bu çocuklar hani şerrimizden emin olmak için gül dağıtıyorlar bize. Ne kadar acı bir durum. Bizim şerrimizden yani kavga çıkmış mahallede Suriyeliler kavga yaptığı için çocuklar korkuyorlar. Niye? Şimdi Suriyeliler kavga yaptı. Biz de Suriyeliyiz. Şimdi ben bu mahalleye girerken ne olur? Ben Suriyeliyim diye beni dövebilirler. Beni asabilirler, beni kesebilirler korkusuyla gül dağıtıyor mahalleye. Biz yani bak karanfil dağıtıyor. Bizim bir suçumuz yok, bizim bir günahımız yok diye. Yazık değil mi ya bu çocuklara bu korku yaşatıyoruz? Onlar bize sığınmışlar, korkup kaçmışlar zaten. Biz onlara aynı korku yaşatıyoruz. Yani burada emin değilsiniz. Burada sizi her an dövebiliriz. Her an sizi öldürebiliriz. Yazık. Medya bunu görmez ama. Medya vurdular, astılar, kestiler bunları görüyor. Ama bak burada Suriyeli kardeşim, Suriyeliler, Suriye'den gelip ülkemize katkı sağlayan insanlar var ya. Çalışanlar var. Evinde, emeğinde, işinde, gücünde. Bunları hiç görmezler yani. Ama nerede bir tane pürüz var? Hemen onu tık manşete koyarlar. Yok Suriyeli plajdan geçerken plajdakilere yan bakmış hemen manşette. Yok işte su satarken bir Türk taksiciyle kavga etmiş hemen manşette. Niye koyuyorsun bunu ya? Niye koyuyorsun yani bunu? Ne gereği var? Evet. İşte bir Suriyeli hırsızlık yapmış hemen manşette. Niye? Kin ve nefret beslesin millet. Suriyelilere karşı kin ve nefret beslesin. Bunun amaçları bu. Evet, maalesef işte başlıklar bu şekilde. Utandıran vahşet denilmiş yine başlıklarda. Alalım arkadaşlar, geçelim. Akit gazetesine geçelim. Akit son 20 dakikalık bir süremiz kalmış. Diğer başlıkları da seyircilerimize aktaralım. HDP'nin yönetimi dinsizlerin elinde. PKK'lar tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Müsab'ın abisi İhsan Cengiz, arkasına ABD ve İsrail alan HDP, Kürtlerin partisi değil, dinsizlerin partisi haline geldi, dedi. Evet, Şırnak'ın Uludere ilçesinde şantiyede çalışırken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Müsab Cengiz'in abisi İhsan Cengiz, Akit'e yaptığı açıklamada PKK'da din, iman, şefkat diye bir kavram yok, bunlar hem din hem de Kürt düşmanıdır, dedi. HDP'nin Kürtlere hiçbir bağının bulunmadığını da belirten Cengiz, yanına PKK, ABD ve İsrail'i alan HDP, Kürt partisi değil, dinsizlerin partisi, hatta Kürtlerin hakkını çalan parti olmuş diye konuştu. Evet, yürüyüş adlı işkence bitti. Buna kadar söyleyecek bir şey yok. Artık benim ülkemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bile HDP teröristtir diyorsa
artık diyecek bir şey yok zaten. Adamların artık kanıtlı bir şekilde ellerdeki dostlarla bunların PKK'ya silah taşıdıkları, PKK örgütünün elemanlarını taşıdıkları milletvekili aracıyla ortaya çıkmışsa bundan sizden dinden, imandan bahsetmek ne? Mümkün değil. Ya işte PKK tam terörist olur ama dinli. Teröristin dinlisi inlisi olmaz. Terörist teröristtir. Teröristin dini olmaz. Olmaz yani. Teröristin, ya ben Müslümanım ama işte teröristim. Öyle bir şey yok. Müslüman terörist olmaz. İsmi istediği kadar işte İslam bilmem ne eşittir, işinin dediği gibi işte İslam bilmem ne devletleri olsun. Ne devleti, ne şeyi ya, ne İslam'ı ya. Teröristsiniz siz. IŞİD de terörist, YPG terörist, PKK terörist, DHKPC terörist ve bunların İslam'la hiçbir bağlantısı yok. Kürtlerle hiçbir bağlantısı yok. İşte DHKPC'nin milliyetçilikle onunla bununla hiçbir alakası yok. Yok, hiçbir alakaları yok. Evet. Cumhuriyetçilikle onunla da bir alakası yok. Cumhuriyetçilikle o DHKPC'nin hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası. Evet, sadece bir takım ilkelerin arkasına sığınıyorlar. Sri Lanka'ya şehit kantarcı yetimhanesi başlığını görüyoruz. G20 zirvesi sonrası Komiser Erdoğan teröre destek veren Batı'ya yüklendi denilmiş. Bu da önemli başlıklar arasında. Savunma sanayinde yerlilik %60'ı aştı başlığı var. Hans da Gezi ile tanıştı başlığını görüyoruz. Almanya'yı yakıp yıktılar. Az bile yaptılar. Daha çok yapsınlar. Erbakan Hoca 42 yıl önce uyarmıştı. Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür. Evet, Erbakan Hoca uyardı. Alimlerimiz uyardı. Yani ve biz hep bunu söyleriz. Şimdi Avrupa Birliği'ne velev ki bugün bir referandum olsa Avrupa Birliği bizi kabul edecek diyelim. Biz de ne yapıyoruz? Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi diye. Bakın tek söyleyeceğim bir kelime var. Bugüne kadar ülkemde yetişmiş İslam alimleri zamanında ve bugün de bakın geçmiş olmuş geçmiştiğimiz zamanda ve bugün de İslam alimleri Avrupa Birliği'ne girmemizde bizim için hayır vardır derse hemen bugün girelim. Ama eğer İslam alimleri, ülemamız, evliyaullah yahu ne işimiz var bizim Batı'yla, ne işimiz var bizim Avrupa'yla, onlardan bize yarar gelmez diyorsa yani bugün alsalar bile biz koşa koşa kaçalım. Hani bir de üstüne para verip bizi alsalar bile yine biz koşa koşa kaçalım Avrupa Birliği'nden. Ve bugüne kadar artık İslam alimleri girelim mi diyor, girmeyelim mi diyor, onun hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim cevabımız bu. Yani sadece Erbakan Hoca 42 yıl önce uyarmış ama aslında bu 42 yıllık bir mevzu değil. Değil mi? Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Her dönem uyarılmış. Şu anda uyarılıyor. Yani bundan belki de işte 50 yıl sonra, belki de 100 yıl sonra yine aynı süreçte diyeceğiz ki işte 2017 yılında şöyle uyarılmış denilecek belki. Avrupa Birliği ile ilgili. Maalesef. Evet, Rabbim muhafaza etsin. Evet, Avrupa Alevileri kullanıyor başlığı var. Bu da önemli başlık arasında. Aman diyoruz, aman. Alevi vatandaşlara sesleniyoruz. Varsa bizi izleyenler ara sıra mesaj atıyorlar. Takip ediyorlar bir takım herhalde anladığım kadarıyla bir takım yani devamlı takipçilerimiz var bu Alevi vatandaşlarımızla ilgili. Bununla ilgili Özdemir biliyorsunuz Alevi Bektaş Derneği Başkanı Özdemir adlı bey bir açıklaması vardı. Neydi açıklama? Ailelere seslendi. Evlatlarınızı koruyun diye. Niye? Alevi ailelere seslendi yani evlatlarınızı koruyun diye. Niye? Dedi ki ya bugüne kadar bakın bu söylediğim biraz yanlış anlaşılabilir ama bu bir gerçek yani. PKK terör örgütü öldürülüyor. Leş. PKK leşi cemevinden kaldırılıyor. Niye ya dedi. Niye yani? Benim ülkeme hainlik eden bir PKK terör örgütü gibi örgütün leşi niye cemevinden kaldırılıyor diye sordu. Ve ailelere aman dedi dikkat edin. Alevilik adı altında yok şu altında bu altında evlatlarınızı PKK'ya bağlıyorlar dedi. O yüzden dikkat edelim. Bizleri izleyen Alevi aileler, vatandaşlar varsa bizim onlara buradan sesleneceğimiz budur.
ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlar var olabilir. Ülkemizde Aleviler azınlıkta da olabilir, çoğunlukta da olabilirdi. Ama bu onların azınlıkta olması, onlara zulmedilmesi gerektiğini, onlara ayrımcı bakılması gerektiğini veya sadece Aleviler için değil, diğer azınlık da olabilir. Bunu bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle düşünemeyiz. Düşünmemiz mümkün değil. Evet. Savunma sanayinde yerlilik %60'ı aştı başlıkları. Yine başlıklar arasında yürüyüş altı işkence bitti. Kılıçdaroğlu'nun 23 gün önce casusları desteklemek için başlattığı ve yolda HDP, KKK, FETÖ ve memleket düşmanlarının da koluna taktığı yürüyüş nihayet bitti. CHP bugün Maltepe sahil yolunda saat 18.00'da miting yapacak demiş. Yapsın mitingini, kazasız belasız inşallah dağılırlar, giderler. Çünkü çok provokasyon haberleri çıktı. Çok ülkemiz gerilmeye başlandı bu süreçte. Ama yine halkımız tabii ki bir takım tahriklere izin vermedi, müsaade etmedi. Rabbim hakkımızda hayırlısını eylesin diyoruz. İnşallah kazasız belasız geldikleri gibi tekrar tıpış tıpış geri giderler. Millet de rahat der. Şimdi bugün, ne bugün? İki günden beri hocalarımız var işte İstanbul'da olduğumuz için veya görevli kardeşlerimiz bir iş yapacaklar yani. İş gücü yapacaklar, yapamıyorlar. Niye? Yollar mollar kapanmış. Niye? CHP yürüyecek. Evet. Yani yol bitti. İstanbul kaldı bir tek. Temler kaldı. Orası burası kaldı. Git başka yerde yürü kardeşim. Git başka yerde eylemini yap. İnsanları engellemeyecek eylem yap. Git oturma eylemi yap. Yapıyordunuz, onu da yapıyordunuz. Git boş arazide. Ormanda, ağaçta, dağda. Dağları biliyorsunuz. Sizden yanınıza gelenler dağdan geliyor. Gidin dağda yapın eyleminizi. Gidin dağda yapın yani. Zaten oradan geliyorlar. Boş boşuna onlar yolmasın. Siz gidin. Niye onlar geliyor? Siz gidin yani onların yanına. Ne insanları rahatsız ediyorsunuz? İnsanlar 3 gün önceden şey program yapıyorlar. Bugün yetişebilecek miyim, yetişemeyecek miyim? Ne olacak diye. Adamın işi gücü var. Yani adam mutlu gününde ya. Nişanı var. Gidemiyor. Niye? Erteliyor. Niye? CHP dalalet yürüyüşü yapacakmış. Evet. Kızıyorlar bize. Bazıları gerçekten adalet için. Bir abimiz var, Süleyman abi. Kızmış bize. Devamlı takipçimiz. Hocam ben de katıldım diyor. Niye dalalet diyorsunuz diyor. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim yani? Adalet diyorsun. Sen adalet için yürüyor olabilirsin. Gezi'de birileri hatırlayın. Gezi'yi hatırlayın. Birileri gerçekten ağaç için meydana indi. Ağaç için gerçekten indi. Ama birileriydi sadece. Asıl amaç neydi? Ülkeye operasyon diye. Ülke yok. Bu da şimdi öyle. Bak PKK'sı geliyor. HDP'si geliyor. FETÖ'sü geliyor. Sen nasıl adalet dersin bu yürüyüşe? Senin adalet yürüyüşünün üzerinden birileri sözde adalet yürüyüşü yapıp dalalet yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Ama farkında değiliz. O yüzden bir an önce bitirilmeliydi. Bugün de inşallah bitiyor. Kazasız belasız. Vatana, milletimize, zarar gelmeden artık hayırlısıyla bu iş bitsin de millet de bir rahat etsin. Evet. Ki çok daha büyük, işte bugün 23 gün yani neredeyse baktığımız zaman çok büyük şeyler beklediler. İşte haberler olacak, işte dünya basını şu bu, her yani her attıkları bir adımda olaya çıkacak zannediyorlardı. Olmadı. Olmadı yani. Her attıkları adımda birileri onlara saldıracak. Olmadı. Kimse kimseye saldırmadı. Bırakın dedi, kendi kendine yürüsün. Akılsız başın cezasına ayaklar çeker dedi. Bırakın yürüsün dedi. Yürüdü işte, geldi. Ondan sonra bugün de inşallah hiçbir şey olmayacak. Olmayacak inşallah. Bozamayacaklar bu ülkenin birliğine beraberliğini. Burada ülkede böyle huzursuzluk çıkaramayacaklar. İnşallah diyoruz. Rabbimin yardımıyla bu iş de bitecek. Evet. Yeni Şafak gazetesi. Çözüm varsa sizin sayenizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'daki G20 zirvesinde hem Trump hem de Putin'le görüştü. Suriye krizinin çözümünde Erdoğan'ın önemli çabaları olduğunu söyleyen Putin'in Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye gidiyor dedi. Erdoğan ise bir saat süren toplantının basına açık bölümünde Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara dikkat çekti. Putin Trump ile yaptığı görüşmeden sonra yine Türkiye'nin rolünü vurguladı. Suriye'de bundan sonra çatışmazlık bölgelerine odaklanacağız ve bunu Türkiye'siz yapamayız dedi. Evet.
Erdoğan'ın Suriye ile ilgili ikinci önemli toplantısı Trump'la oldu. 20 dakikalık toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı. Erdoğan zirvede Almanya, İngiltere, Japonya, İtalya, Meksika, Arjantin, Norveç, Gine liderleriyle bir araya geldi. Merkel, İncirlik'teki görüş ayrılığının sürdüğünü ama Türkiye'nin G20'ye önemli katkılar sağladığını söyledi. Evet, Demirtaş teröristtir. Zirvenin sonunda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, bir gazetecinin Selahattin Demirtaş ne zaman cezaevinden çıkacak sorusuna sert cevap verdi. Teröristleri cezaevinden bırakma yetkisi bizim değildir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu suçlarından sadece bir tanesi dedi. Bu. Ben ekranlarda Selahattin Demirtaş'a terörist diyebilir miyiz, diyemez miyiz, zamanı geldi mi, gelmedi mi yani? Bu adam terörist ama işte bir takım dokunulmazlıkları var, onları bunları var. Zaten CHP ile bir koalisyon kurmuşlar Rütük'te. Önüne gelene Allah diyene ceza yazıyorlar, besmeye çekene ceza yazıyorlar. Ondan sonra CHP'ye yan bakana ceza yazıyorlar, HDP'ye yan bakana ceza yazıyorlar. Kapatmalara kadar gidiyorlar. Diyorduk ki ya nasıl diyeceğiz bu adam terörist? Ama ne yapacağız diyorduk yani. İşte ilişkilendire ilişkilendire söyledik. Bugün bak Cumhurbaşkanım diyor ki bu adam bir teröristtir diyor. Benim ülkem böyle olmalı ya. Adam terör, adam arabasında yani biliyorsunuz görüntüleri var. Terörist diye yakalandı. Milletvekili aracında. Hani mazotunu sen veriyorsun o aracına. Sen ben veriyorum yani. Aracın parasını da sen ben veriyoruz. O adamın maaşını da sen ben veriyoruz. Şoförünün maaşını da sen veriyorsun, ben veriyorum. Adam bu arabada ne taşıdı? Silah taşıdı. Terörist taşıdı. Teröriste gıda taşıdı. Görüntüleri var. Ve biz bu adama, şimdi biz buna terörist diyecek miyiz, diyemeyecek miyiz diye düşünüyorduk. Böyle Türkiye mi olurdu? Olmazdı. Şükürler olsun. Bak kalmadı öyle bir Türkiye. Teröristse adam PKK'sı Türkiye'ye tükürle bağır diyordu. Şimdi biz bu adama ne diyeceğiz diyorduk. Ne diyeceğiz ya? Terörist diyeceğiz. Ha, o zaman denilemiyordu. Denilemiyordu. Bak güçlü Türkiye yolunda bunların olması lazım. Teröristse teröristtir. Türkiye'ye hakaret ettiyse karşılığını bulacak. Buluyor da inşallah. Evet. Bakalım Yeni Şafak'taki başlıklarda bu şekilde kıymetler. Ha, önemli bir başlık daha vardı. İdlib'i işgal planı. Bunu da aktaralım. Tezgah deşifre oldu. ABD öncülüğünde PKK'lı grupların başlattığı Rakka operasyonu sürerken PYD'liler 400 Daesh teröristinin sivillerin arasına karışarak İdlib'e geçmesine göz yumdu. Plana göre kamufle olan bu teröristlerin İdlib'deki Daesh hücrelerine katılması sağlanacak. Böylece İdlib'i Daesh'tan temizleme bahanesine gerekçe üretilmiş olacak. Her zamanki gibi. Suriye'de niye Daesh var? Suriye'nin temizlenmesi lazım. Temiz Suriye nasıl temizlenecek? Bir pislik lazım. İşte o pislik de Daesh oldu. O bahane Daesh oldu. Saldılar Daesh'i Suriye'ye. Ondan sonra şimdi 6 yıldır 7 yıldır temizliyorlar. Güya temizliyorlar. Evet. Artık özgürlük yok. Hamburg G20'de çatışmalar, kundaklama ve yağma şehri oldu. Küreselleşme karşıtları sokakları savaş alanına çevirdi. Göstericilere sert müdahalede bulunan polis olayı görüntüleyen gazetecilere de artık basın özgürlüğü yok diye saldırdı. Türkiye'de olsa, yani Türkiye'de düşünsenize bir polis ortalığı yakan yıkana yani bir gezi zekalıya. Geziciler var onlara diyorum. Artık basın özgürlüğü yok kısa var ya o polisi idam ederler idam. O polisi idam ederler. Yani medya o polisi linç eder. O CHP'nin başındaki var ya o polis bitti yani artık Türkiye'de yaşayamaz yani. Onu Türk vatandaşına ederler. Yaşarsa ölür zaten. Baskıdan adam intihar eder yani. O kadar böyle baskı kurarlar. Ama Avrupa'da nerede medya ne bulur, ne görür bunu hiç... Bunu sadece şimdi Türkiye medyasında görebilirsiniz bu yazıyı. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Niye? Niye yazsın ki Avrupa? Niye kendini kötülesin? Evet. Polis sefi ambulansta kaçtı başlığı var. Geriye enkaz kaldı başlıkları var. Aynı Türkiye'de olduğu gibi yaktılar, yıktılar. O zaman Türkiye'ye akıl verenler şimdi kendilerine aklını kullanamıyorlar. Gezi olaylarında biliyorsunuz şöyle yapın, böyle yapın, şöyle olmaz, böyle olmaz. İşte endişeliyiz. Endişelilermiş bizim için. Siz bizi düşünmeyin ya. Siz bizi düşünmeyin ya. Almanya bizi düşünmesin, Avrupa bizi düşünmesin. Biz kendimizin endişeleniriz yani. Biz kendi sıkıntılarımız üzerinden biz kendimiz gelebiliriz yani. Neymiş efendim? Endişelilermiş. Biz de Almanya için endişeliyiz. Evet. Ama değişen bir şey yok ortada.
Evet, son 5 dakikalık bir süremiz kalmış. Diğer gazeteler vardı arkadaşlar. Alalım. Onda da birkaç başlık vardı. Bakalım. Putin'den Erdoğan'a Suriye teşekkür ediyor. Silahlar sayenizde sustu. G20 zirvesi yağma ile bitti. Gördüğünüz gibi yağmalar, yıkmalar. Bunlar işte güya Türkiye'de olduğu gibi insan hakları savunucuları bunlar. Sözde insanları ne yapıyorlar? Koruyorlar. İşte böyle koruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim geziden hiçbir farkı yok. Bunlar da aynı. Aynı olakların oyunları işte. Yapacak bir şey yok. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Diğer başlıklara bakalım gazetelerde. PKK sivilleri katletti. Bu da tabii ki acı haberimiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK teröristler yol yapımı için iş makineleri taşıyan iki tır ve iki aracı uzun namlulu silahlarla taradı. İki vatandaş saldırı anında can verdi. Ağır yaralı iki kişi ise kaldırıldıktan hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 5-6 kişilik terörist gruba yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Evet, ne yapıyordu bu işler? Bu insanlar yol yapıyorlardı. Niye? Kürt kardeşim hastanesine, okuluna, sosyal hizmetlerine daha rahat gidebilsin diye. Kürt kardeşim ne yapıyordu? Çalışıyordu. PKK terör örgütü geldi. Dedi ki ben Kürtlerin savunucusuyum dedi ve bunları öldürdü. Bunları katletti. Nasıl bir Kürt savunuculuğuysa bu, oranın kararını da siz verin. Devam edelim. Demek ki neymiş? Evet, demek ki gerektiğinde OHAL ilan edilebilirmiş. Demek ki gerektiğinde sokağa çıkmak yasaklanabilirmiş. Demek ki gerektiğinde yayınlar sınırlandırılabilirmiş. Demek ki gerektiğinde yürüyüş yasaklanabilirmiş. Demek ki gerektiğinde polis müdahale edebilirmiş. Türkiye'de bunların hepsi oldu ve birileri hayır asla olamaz. Asla olamaz. Yapılamaz denildi. Ama demek ki neymiş? Türkiye'de yapılan her şey normalmiş, anormal değilmiş. Demek ki neymiş? Bakın burası çok önemli. Ülkemizde hainler ülkemiz için yararlı olan her şeye yapılamaz dermiş. Bunu anlayalım. Burayı anlarsak gerisi kolay kıymetine. Yani demek ki neymiş? Hainleri tanımamız gerekiyormuş. Evet. Vandalların eylemiyle yangın diye dönen Almanya, her devletin alması gereken güvenlik önlemlerini uygulamaya koydu. Bazı bölgelerde kısmi OHAL ilan edildi, basınlar kapatıldı, radikal eylemcilere operasyon düzenlendi. Evet, hem de ne operasyon, ne müdahale, sert müdahale. Yani bizim polisimiz Toma ile susuktuğu zaman, o işte vahşet, kendi halkına zulmediyor, diktatör deniliyordu. Demek ki neymiş? Diktatör sadece bizim ülkemizde değilmiş o zaman. Öyle diyelim yani. Madem bu işleri yaptırmak diktatörlük, o zaman tüm Avrupalı liderler diktatör. Evet. Vaktimizin sonuna geldik. Alabiliriz arkadaşlar demek ki neymişi. Çünkü demek ki neymişi öğrendik. Demek ki neymiş? Ülkemizde hainler cirit atıyormuş. O yüzden provokasyonlara dikkat edelim. Bugünkü konumuzun da başlığı bu olsun. Demek ki neymiş? Provokasyonlara dikkat etmemiz gerekiyormuş diyelim. Hepinize emanetlerin en güzel olan cevabımı emanet diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu bir pazar diliyorum kıymetler. Yüce Rabbimden. Rabbim ailenizle, sevdiklerinizle beraber nice güzel pazar günlerine ulaşmanızı nasip eylesin. Tabii ki bizlere de pazar günleri unutmayın. En azından beraber oluyoruz, birlikte oluyoruz. Mesaj destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Yarın saat 9'da buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Sabah ezanları ile güne başlar güzel ülkem. Önce din der, bayrak der, vatan der. Sahip çıkmak için tüm değerlere hızlı, erken öğrenmek ister gündemi, gerçekleri. İşte tam bu sırada biz devreye gireriz. Doğruyu söylemek, yalanları deşifre etmek için. Dakikalar, saatler, günler, hatta yıllar geçiririz ekranların karşısında. Çalışır, mücadele ederiz. Zor zamanlar gelir, fedakarlık yaparız. Yıpranırız, yoruluruz. Ama asla kırgınlık göstermez. Dinimize, milletimize, vatanımıza olan hizmet sevdamızdan vazgeçmeyiz. Çünkü seviyoruz sizi, seviyoruz ülkemizi, milli ve manevi değerlerimizi. İşte tüm bu değerleri korumak için, yeniden yeşertmek için geçiyoruz ekranların karşısına. Sizler için okuyoruz, sizlerle yorumluyoruz. Vakit geçirmek için değil, hayatı öğrenmek için her sabah saat 9'da TMTV'deyiz.